Çok renkli bir simayla karşılaştık. Evet Göksel Bey, nasılsın, iyi misin? Teşekkür tabii, ederim, sağ olasın. İlk evet. Maç, ilk heyecan. İlk heyecan. Ne söylemek istersiniz? Valla ilk maçımız Iğdır'da. İnşallah düşüncelerim 3-1 galip gelecek. Evet, Gençler Birliği köklü bir köklü bir kulüp. Daha önceden onunla zaten bir şeyimiz evet. var. Bir rövanş olacak. Bir rövanş maçımız var maçı daha önceden. Evet. Evet. TV olarak geldiğin her maçı kazandık. Evet. İnşallah bu maçta da kesinlikle 3-1 kazanacağız, bundan eminim. Evet. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Iğdır'ımız için gerçekten rüyamızda görsek belki inanmazdık ama çok güzel bir gün. Türk başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tabii ki muhakkak. Evet. Amatörlükten alıp birinci lige çıkartmış. Büyük bir başkan, iyi bir insan. Ben 45 yıldır yurt dışında yaşayan bir Iğdırlıyım. Seviniyorum. Iğdır'ın bu duruma gelmesine de canı gönülden inşallah bugün de. Buradan TRT kameralarında görünce gerçekten Iğdır'ımızın ne kadar evet. daha ileri gittiğini söyleyebiliriz. Yalnız bir üzüntüm var. Buyurun. İnşallah benim bu üzüntümü Iğdır Spor'un yöneticileri böyle şeylere dahil ederler. Ben 45 yıldır Avusturya'daki bir Iğdırlıyım. Bugün Iğdır Spor'un maçını seyretmek için geldim. Pasolig diye bir şey vardır. Pasolig'im olmadığı için maça giremeyeceğiz. Giremiyorum. Evet. En azından bu gibi mağduriyetleri düşünerek bir gişenin olması gelecek olan tabii, seyircilerin. Misafir Pasolig hemen. Aynen öyle. Tabii ki daha yeniyiz. İnşallah o da ileriki zamanlar gelecek. O da. Gene gönlümüz tabii evet. Iğdır Spor'dan evet. yanadır. Tekrar geri İnşallah. Gideceğim. Maçı seyredemeyeceğim. Evet. Ama üzülmüyorum. Iğdır'ın başarısı için kalbim güm güm atıyor. Evet. İnşallah bu maçı da kazanmış oluruz. İnşallah galip geldik. Evet. Siz neler söylemişsiniz? Siz de yurt benim dışına geldiniz. Benim de işte, yok ben de buradayım. Evet. Önceden yurt dışında kaldım da evet. benim zaten çocuğum arkadaşım. Uzun canım. Yıllar yurt dışında beraber de kaldık. Fakat işte geldik yani bir hüzünlerin evet. ayrı ama gene gönlümüz. Yine de gönlümüz. Tabii. Televizyon kanallarında da gösterecek bu. İnşallah. Evet. Gönlümüz yine Iğdır Spor'dan yani. Evet. Çünkü spor, kendi spor memleketimiz. Skor. Skoru ben 2-0. 2-0. Evet. Ben de 2-0 diyorum. Evet. Ben kendim de eski bir Iğdır Spor futbolcusuyum. Öyle mi? Evet. Kaç yıllardır? 1981 100. yıl kupasını kadrosunda oynamış bir futbolcuyum. O kupayı da kazanmış Iğdır Spor'a. O zamanlar emeğimiz vardı, terimiz vardı. Helal hoş olsun diyorum. Evet. Iğdır her şeye layıktır. Evet, inşallah Süper Lig'de görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Mustafa Bey, renkli bir isim var dedik. Evet, Tuzca'lı. Evet, maça geldik. Vallahi maça geldik ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Trendyol bir Süper Lig. Aynen. Bir adım kala. Evet, valla. Neler söylemek istiyorsun? Valla inşallah iyi olur. Çok da güzel oldu. Biz de geldik, protokola gideceğiz. Öyle protokol mi? Diğer tarafta yer ayırmışız tamam. bize. Görüşmek üzere. İnşallah başarılar. Aynen, sağ olasın. Çok da başarılar dilerim. Memleketimiz için çok güzel bir şey oldu ya. Düşünsen Türkiye'nin her tarafından insanlar gelmiş. Çok da verimli geçer inşallah iyi olur. Görüşürüz. Neler söylemek istersiniz? Maça gireceğiz. Evet abi. Maç skoru alabilir miyiz? Evet abi, ya 2-1 Iğdır Spor alacak ya da 3-2 Iğdır Spor alacak. 3-2 evet. Tabii bayrağı şöyle bir sallayalım, böyle Iğdır Spor'un şanlı bayrağını. Evet sevgili dostlar, Iğdır Şehir Stadyumu'nda yavaş yavaş taraftarlarımız geliyor. Artık son 45 dakika. Maç açıldı bizde. Tabii 4 sene içerisinde şu anda Trendyol Birinci Lig'deyiz. Süper Lig'e ramak kala. Evet. Biz öncelikle kulübümüzün sonuna kadar halk olarak arkasındayız. Evet. Tabii bu başarı bizi çok mutlu ediyor. Hedef Süper Lig. Evet. Bu seneyi de iyi geçireceğimizi düşünüyoruz ve kulübümüze güveniyoruz. Evet. Şimdi 2000 yılında 2-1 yenildiğimiz Gençler Birliği var. Evet. Bir rövanş alır mıyız? Biz bugün onların fişini çekeceğiz. Onlar geldiğine pişman olacak. Evet. Halk olarak elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Tabii taraftarımız olarak. Taraftar olarak, halk olarak. Gerisi oyuncularımıza kalmış. Evet. Takdir ilahi. Evet, çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Karaçoman Spor'un eski oyuncularından Serhat, neler söylemek istersiniz? Tabii eski bir oyuncu olarak. Valla ben yani Iğdır Spor şu an durumu çok iyi. Evet. Yani bu gidişatla giderse yani inşallah bu sene de şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız. Takdir Allah'tan i̇nşallah. Ne diyelim? Skor. Skor 2-1 Iğdır Spor. Tabii Konya Spor maçlarına gittik. Oraya gittik. Iğdır Spor maçlarına gittik. Iğdır Spor'a geldik şimdi evet. bakalım. Neler söylemek istersin? Maç skoru ne olur? İnşallah yeneceğiz. Evet. İnşallah. Teşekkür ederim. Uğur Bey nerede? Evet Uğur Bey, afiyet olsun. Gaziler muhtarımız da yakaladık burada. Tabii her maça geliyoruz. Ve şimdi de Trendyol 1. Lig müsabakasına geliyoruz. Iğdır Spor Gençler Birliği. Skor ne olur? İnşallah 3-1 alacağız. Niyetim odur. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonluğu hedefliyoruz. Küçük yüreklerin
büyük takım olacağız Allah'ın izniyle. Evet. En iyi dileklerimizle hep maçlara geleceğiz, desteğimizi vereceğiz. Başarılı olmaya çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her maçta buradayız abi. Halka hizmet edeyiz abi. Abi nasıl gidiyor? Tekrardan görüşüyoruz tabii ki. Sezon başladı. Bu sefer farklı bir kur var. Trendyol Süper Lig. Allah Iğdır Spor'a zaman vermesin abi. Evet. Ülkemize dolar gelir de abi daha kazandı. Kazanç da geliyor tabii. Tabii. Önemli takımlar gelecek. Taraftarlar gelecek. Bu şehir için kazançlar. Doğrudur abi. Allah seni var etsin abi. Şu anda Iğdır Spor maçına geldik. Evet. Söylemek istiyorum. Takıma başarılar diliyorum. İyi olan kazansın, iyi oynayan kazansın. Skoru ne olur? 3-1. Regatin topun başında. Haydi Regatin. Kolejden geçmez çünkü. 85. Olur mu? Evet arkadaşlar. Alabiliriz olduk. Iğdır Spor. Gençler Birliği karşılaşması 0-0 sona erdi. Tabii ki girmemiz gereken bir maçta ama bir puan da fena sayılmaz diyerek stat'tan ayrılıyoruz.